Tavla oynamaktan uzak dur. Tavla oynamak Allah'a ve peygamberine karşı işlenmiş günahtır. Satrançta görüş ayrılığı vardır. Görüş ayrılığı bulunan her hususu terk etmek, görüş ayrılığından kurtulmak için daha iyidir. Öyle ya. Şimdi doğru, satrançta fıkhen bazı alimlerin görüş ayrılığı var. Kimisi günah değildir, oynanabilir diyor. Kimisi caiz değildir, günahtır diyor. O zaman görüş ayrılığı olan şeyden de uzak dur diyor, yani kendini koruman için. Mutlak anlamda her türlü kumardan uzaklaşmalısın. Allah'ın sana farz kıldığı herhangi bir ibadeti veya Allah'ı zikretmekten seni uzaklaştıracak oyun ve eğlencelerden uzaklaşmalısın. Allah ehli olan alimlerden birisi satranç oynayan bir kavmin yanına girmiş ve şöyle demiş. Karşılarında saygıyla durduğunuz bu timsaller de nedir böyle? Satranç oynamak helal olsa bile satranç taşlarını tasvir eden ve yapanlar ressamların günahını kazanır. Şeyhimiz Ahmet bin Mesud bin Settat el-Mukri el-Musuli 601'de Musul'da bana şöyle demişti. Hazreti Peygamber'i rüyamda gördüm. Evet, bu şey böyle demiş. Hazreti Peygamber'i rüyamda gördüm ve ona şöyle sordum. Ey Allah'ın Peygamberi, satranç oynamak hakkında ne dersin? Hazreti Peygamber helaldir demiş. Rüyayı gören kişi Hanefi'ydi. Hanefi mezhebine müntesipti diyor. Rüyayı gören kişi Hanefi'ydi. Ya tavla diye sordum. Hazreti Peygamber haramdır demiş. Ey Allah'ın Peygamberi, müzik hakkında ne dersin dedim. Hazreti Peygamber helaldir demiş. Kaval hakkında ne dersin diye sorunca haramdır. Kaval çalmak. Haramdır demiş. Şöyle dedim. Ey Allah'ın Peygamberi, benim için Allah'a dua et. Yoksulluk beni sıkıştırdı. Veya bu anlamda bir şey söylemiş. Hazreti Peygamber şöyle demiş. Allah seni 1000 dinarla rızıklandırsın. Her dinar 4 dirhem demektir. Uyandım. Hükümdar Nasır Selahaddin Yusuf bin Eyyub beni çağırdı. Yanından çıktığımda bana 4000 dirhem verilmesini emretti. Henüz oradayken dirhemler Hazreti Peygamber'in duasında belirlediği şekilde tam olarak elimdeydi. Ardından şöyle demiştir. O saatten itibaren daha önce haram olduğuna inanırken satrancın helal ve helal olduğuna inanırken kaval çalmanın haram olduğuna inandım. Bu ikisi hakkında da rüyamdakinin tersine inanmaktaydım. Evvelinde tersine inanmaktaydım diyor. Evet, bu kişi de rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görüp böyle sormuş. Resulullah Efendimiz de ona bu şekilde cevap vermiş.